Evet arkadaşlar, atalarımızın dediği gibi açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Ama biz kutuyu açacağız. Burada siparişimiz var. Sizinle beraber kuruluma geçeceğiz. Haydi geçelim, kuralım makineyi. Evet arkadaşlar, böyle kutular geldi. İçinde makine ve diğer ekipmanları var. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Şöyle birkaç bıçak darbesiyle açacağım. Evet, kutu açıldı. Bir bıçak her şeyi hallediyor. Buraya da kartonları koyduk. Şimdi gelelim. Neler var? Evet arkadaşlar, şöyle de kendi reklamımı da yapayım. Müsaadenizle. Gördüğünüz gibi böyle şık bahçe masaları yapıyorum. Piknik tarzı. Parkları gördüğünüz şeylerin daha iyilerini yaptığımı düşünüyorum. Ve şöyle salıncaklar yapmaya devam ediyoruz. Gelelim ürüne. Şimdi arkadaşlar açtık kutuyu. Bakalım. Burada bu yakıt için burada tools kit yazıyor. Tool kit yazıyor daha doğrusu. Malzemeler var. Motor bu. Motor hazır. Ondan sonra şimdi 3 tane bıçak aldım. Burga aldım daha doğrusu. Sırasıyla başlayalım. Bu 30 santimlik gördüğünüz. Bununla daha geniş yerleri delmek için, yani özellikle büyük ağaç sökersiniz. İşte bunları şöyle gördüğünüz ucu. Bu bir küçüğü. Sanırsam 20'lik olması lazım. Evet, 20 olan bu. Bu da en incesi. Bunlar da işte ufak direkler atıyorum. Borular. Kedilerimiz. Bırakmıyorlar yaramaza. Şimdi arkadaşlar, şey çok basit. İrhal Tarım'a teşekkür ederiz. Gördüğünüz arkadaşlar, İrhal Tarım'dan aldık. Şöyle makinenin de markasını göstereyim. Benim için sakıncası yok. Ben reklam yapmadığım için kendi kullanacağım ürünü gösteriyorum. Hazır vaziyette geldi. Tom King. Tom King. Evet. Kral Tom. Şimdi bunu ben takacağım. Hatta çalıştıracağım. İçeride benim benzinim var. Hazır yağlı. Böyle çalıştıracağım. Takacağım uçları. Göstereceğim size. Şöyle de göstereyim. Pars Endüstri. Aynı zamanda İrhal Tarım dedikleri. Aynı ürünleri satıyorlar. Neyse. Ben şunları bir takayım. Çalıştırmaya çalışayım. Görelim bakalım nasıl olacak. Hiçbir zorluğu yok. Şurada gördüğünüz pimleri çıkartacağım. Getirip şuraya takacağım. Ondan sonra şurada da delik açabiliriz yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göstermek istedim yani. Şimdi insanlar neyi nereye takacağını bilemeyecekler. Bir sürü problem. Ben de bir elimle kamerayı tutup bir elimle, yani tek elle takayım ki ne kadar kolay olduğunu da anlayın. Şimdi gördüğünüz gibi buraya şeyleri, pimleri şuradan çıkardım. Bakın onun üzerindeki pimi, onun şey üzerindeki pimi çıkartıp buraya getiriyorsunuz ve şu şekilde gördüğüm gibi pimi taktım. Şey bu kadar bunun montajı. Diğerleri de aynı takılıyor arkadaşlar. Bakın üzerinde şöyle işaret edeyim de. O pimi çıkartın takın. Orada var. Aynı. Başka bir şey yok. Şimdi çalışma aşamasına geçiyorum. Benzini koyayım ilk önce. Şöyle benzinde söyleyeceğim bir nokta var arkadaşlar. İki zamanlı biliyorsunuz makine. Yani iki zamanlı yağ ve bunlara biliyorsunuz yağ katılıyor. Yağ katılmadan çalıştırılmıyor. Yoksa motoru sıkıntı yapar. Ne sıkıntı yapar onu da bilmiyorum. Yani motorcu olmadığım için. Kusura bakmasın kimse, o teknik bilgiyi veremeyeceğim. Şimdi şunu şöyle koyun. Benzinimi koydum. Ben daha önce yağ eklemiştim. El motoruna da yağlı verdiğim için. Şöyle git. Etini doldurun. Yakıtını.
Kapattım. Doldurdum şöyle bakabilirsin. Görüyorsunuzdur aşağıda. Yarıya kadar herhalde 500 mili falan. Tam değil. Şurada tavsiyem şurada. Bunu motora gitmesi için pompa olacak. Şöyle bir yoklayın. Şimdi burada sıcak soğuk havalarda biliyorsunuz hani çalıştırma için şeyler var. Ben çalıştırayım. Detayları daha rahat anlatacağım. Pompa şurada arkadaşlar. Elinizde mutlaka bunu şöyle basıp yani benzini ilk çalıştırmada bunu hani benzin biter vesaire burada mutlaka eline bastırmanız lazım ki oradan çeksin motora benzin gitsin. Gördüğünüz gibi burada da start stop var. Ya bunu iterseniz istop eder mi çekerseniz. Yani çok kaliteli bir şey yok ama işinizi görür. Burada da gördüğünüz gibi gaz. Kolu çekeceğim. Çalıştıracağım inşallah. Telefon elimde o yüzden size gösteremeyeceğim. Çalışınca görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çalıştırdım. Şöyle bir şey var. Şimdi şuraya dikkat edin. Burada aşağıda duruyor. Bazen çok hareket edebiliyor. Ve çikle bakın şurada soğuk havalarda çalış. Bu tarafta olacak. Soğuk havalarda oldum bu tarafa çekeceksiniz. Başka bir şey yok kolu o kadar. Biraz gürültü oluyor. Kusura bakmayın ama motor yani bu. Çalışacak şimdi. Bir deneme delmesi yapacağım. Seyredin beni. Evet arkadaşlar. Biliyorum. Daha önce geldim ben. Şöyle istop edeyim. Yorum kısmından istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ürün hakkında veya başka konuda teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.